Bu hafta PIC16F877A assemblisinde fonksiyonları nasıl tanımlayacağız, nasıl çağıracağız, nasıl parametre geçeceğiz ve fonksiyonlardan nasıl değer döndüreceğiz, bunlara bakacağız. Şimdi C programlama derslerinden hatırlayın, fonksiyon yazmamızın sebebi, yani programlarımızın fonksiyonel ya da prosedürel programlamanın temel taşı fonksiyonlar ya da prosedürler. Bunun sebebi ne? Niçin fonksiyonlar kullanıyoruz programlarımızda? Kod repetition'ı engellemek için bu işi yapıyoruz. Eğer kod yapmazsanız, fonksiyon yazmazsanız aynı kodu copy paste ile defalarca çoğaltmanız gerekebiliyor. Buna bir örnek şurada görüyorsunuz. Burada bir tane basit blink fonksiyonu var. Bir while loop'un içinde önce bir LED yakıyoruz, turn on ediyoruz. Daha sonra bir saniye bekliyoruz. Sonra LED'yi söndürüyoruz, turn off ediyoruz yani. Sonra da bir saniye daha bekliyoruz. Eğer elinizde fonksiyonlar yoksa, olmazsa, burada bir saniye bekleme kodunu hem buraya yazmak zorundasınız, hem buraya yazmak zorundasınız. Yani kodu repeat etmek zorundasınız, copy paste. Bu hem programlamada don't repeat yourself denen bir design principle'ı viola ediyor. Bir kodu ne kadar çok copy paste tekrarlarsanız hem boşu boşuna kodu o kadar fazla şişirmiş oluyorsunuz, hem de hatayı daha çok fazla hata olmasına oluşmasına sebep veriyorsunuz. Çünkü copy paste ettiğiniz kodda bir yerde bir hata olsa onu copy paste çoğalttığınız için o hatalı kodu ne yapıyorsunuz? Çoğaltmış oluyorsunuz. O yüzden yani programlamanın bir numaralı kurallarından birisi don't repeat yourself principle'dır. Bunu Google'da search edip görebilirsiniz. Bu software design'deki prensiplerden bir tanesi. Don't repeat yourself. Yani bir kodu, bir şeyi yapan bir kodu mutlaka bir fonksiyonun içine koyup orada güzelce test edip daha sonra onu çağırıp defalarca kullanmanız anlamına geliyor. Don't repeat yourself. Böylece kod reusability'yi sağlamış oluyorsunuz. Şimdi biz burada ne yapacağız? Delay fonksiyonu, yani burada bir saniye delay etmemiz gerekiyor. Buna karşılık gelen kodu mesela ismi delay 1 saniye olan bir fonksiyonun içine koysak, daha sonra bunu call instruction ile burada çağıracağız. O fonksiyona gideceğiz. Fonksiyonda bir saniye bekleyeceğiz, döneceğiz. Daha sonra LED'yi söndüreceğiz ve aynı fonksiyonu tekrar call'la bir daha çağıracağız. Bir saniye daha bekleyeceğiz. Oradan döndükten sonra başa dönüp LED'yi yakacağız. Buna karşılık gelen assembly kodu nasıl olabilir? Şöyle bir kod yazabilirsiniz. Öncelikle bir initialization yapmamız lazım. Ben burada port D'nin 0. pinine, yani ilk pinine bağlı olan LED, bizim emülatörümüzde biliyorsunuz port D'ye 8 tane LED bağlı. Onlardan ilkini yakıp söndüreceğim. O yüzden de port D'nin ilk pininin output moda getirmem lazım. Bunun için de trist register'ını sıfırlamam gerekiyor. Bunu dediğim gibi midterm'den sonraki ilk hafta bunların detaylarına bakacağız. Ama burada bir initialization yapmam gerekiyor. Yani bir pini kullanmak istiyorsanız o pini öncelikle input modda mı output modda mı kullanacaksınız? Analog pinse analog pinler analog modda mı dijital modda mı kullanacaksınız gibi belli setuplar yapmanız gerekiyor. O pinleri kullanmadan önce buna initialization kodu deniyor. Bu initialization'ı burada yaptık. Bunun için tabii banka değiştirmemiz falan gerekiyor. Daha sonra main loop'umuz burada. Main loop'un içinde bakın öncelikle port D'nin 0. pinini set ediyorum. Yani o LED'yi turn on ediyorum. Sonra bakın call yapıyorum. Burada bizi ilgilendiren kısım burası. Delay fonksiyonunu call instruction ile çağırıyorum. Bu noktada ne yapacak? Kontrol buraya jump edecek. İşini bitirdikten sonra return'e geri dönecek. Daha sonra LED'yi turn off edeceğim. Ve yine 1 saniye bekleyeceğim. Yani bakın 1 saniye bekleme kodunu bir kere yazdım. Onu delay fonksiyonunun içine taşıdım. Ve o fonksiyonu artık istediğim yerden istediğim kadar çağırabilirim. Şöyle bir bakacak olursak tam olarak call ve return instructionlarında ne oluyor? Bunu bilmek çok önemli. Bizim programımız memory'de nasıl duracak? Şöyle bizim ilk instructionımız biliyorsunuz makine... Ya biz bunu layout ettiğimizde ORG 0 ile başlıyoruz. Yani ilk instruction'ı 0. program memory adresine koy diyoruz. Onun için ilk instruction'ımız buraya gidecek. Daha sonra ikinci instruction'ımız buraya vesaire. Bu şekilde
program memoride layout edilecek bu kod. Şimdi burada programı reset ettiğimizde, MCU daha doğrusu reset ettiğimizde buradan başlayacak çalışmaya. Call instruction'ına geldiğinde call instruction'ı delay fonksiyonuna jump edecek. Call instruction'ı delay fonksiyonuna jump ederken call'dan fonksiyondan döndükten sonra hangi adresten devam etmemiz gerektiğini bir yerde saklamamız gerekiyor. Bu da system stack'te oluyor. Her makinede, bütün architecture'larda bir tane stack olur. O stack'te return adres, fonksiyondan döndüğünüz zaman hangi instruction'ı execute edeceğiniz bilgisini buraya saklarsınız. Call instruction'ın onun için yaptığı iki işlem var. Birincisi, bir sonraki instruction'ın, şu anda bakın biz 4 numaralı adresteyiz. Bir sonraki adres 5. 5'i buraya push etmek zorunda. Yani call'dan döndükten sonra execute edeceğim instruction'ın adresini buraya push ediyor stack. Ondan sonra da delay 1 as fonksiyonunun adresine jump ediyor. Yani bu aslında bir go to instruction'ıyla ve benzer. Go to'da da biliyorsunuz bir instruction, bir yere jump ediyorsunuz. Go to'nun call'dan farkı, go to'da sadece oraya gidiyorsunuz. Yani go to main loop dediğinizde main loop kaç? 3. 3 numaralı adrese jump ediyorsunuz. Bu unconditional jump. Fakat call'da jump etmeden önce return adresi, yani call'dan döndükten sonra execute edeceğimiz instruction'ın adresini, ki bu 5 bu örnekte, stack'e öncelikle push ediyor. Daha sonra ne yapıyor? Call bizi buraya jump ettiriyor. Böylece delay fonksiyonunu execute etmeye başlıyoruz. Yani program counter şu anda 8. 8'den itibaren bunları execute ediyoruz. 1 saniyelik beklememizi sağlayan kodu execute ettikten sonra en son fonksiyondan dönmek için bir return instruction'ı execute etmeniz gerekiyor. Bunu C programlama derslerinden de hatırlayın. Ve fonksiyonlarda sonunda ne yapıyorsunuz? Bir şey return ediyorsunuz. İşte o return instruction'a karşılık geliyor. Bir değer de döndürebilirsiniz ki onu birazdan bakacağız. Bir fonksiyondan bir değer döndürmek istediğimizde bunu nasıl döndürüyoruz? Ona birazdan bakacağız. Şimdilik hiçbir şey void fonksiyonu olduğunu farz edin. Yani fonksiyon hiçbir şey döndürmüyoruz ama fonksiyondan sonuçta dönmek zorundasınız. Peki return instruction'ı ne yapıyor? Return instruction'ı ise öncelikle system stack'te en üstte duran adrese bakıyor. En üstte duran adres bizim dönmemiz gereken adres. O adresi program counter'a yüklüyor ki o 5 ve fonksiyondan dönüyor. Yani program counter'a 5'i yükledikten sonra şeyden dönmüş oluyorsunuz. Bir sonraki execute edeceğiniz instruction onun için 5 numaralı adreste duran instruction. Şimdi bunu gerçek kod üzerinden görelim. Ben bu kodu implement ettim. Size vereceğim kodlardan ilki bu. Function call 1 bu projenin ismi. Gördüğünüz gibi başlangıçta initialization kodu var. Öncelikle bank 1'e gidip TRISTE register'ından pin 0'ı, port D'nin pin 0'ını output moda getiriyorum. Daha sonra tekrar bank 0'a geri dönüyorum. Burada da burası initialization kodu. Pinlerin nasıl kullanılacağını bir şekilde initialize etmem lazım başlangıçta. Sonra da main loop'um var. Main loop'umda önce LED'yi turn on ediyorum. Ondan sonra 1 saniye bekleyen fonksiyonu call ediyorum gördüğünüz gibi. Fonksiyondan döndükten sonra LED'yi turn off ediyorum, söndürüyorum. Sonra tekrar call delay 1 second diyerek 1 saniye daha bekliyorum. Ondan sonra da go to main loop diyorum. Böylece başa gidip bunu sonsuza kadar execute edeceğim. Bu while 1 loop'una karşılık geliyor. Şimdi bunu şuraya bir breakpoint koyarak debug edelim. Evet, buraya geldik. Şimdi buraya geldiğiniz zaman ben şunu göstereceğim size. Window deyin, debugging deyin, disassembly'ye gelin. Disassembly'de bunların adreslerini de göreceksiniz. Şu anda bakın sıfırıncı adresteyiz. Burada bir F8 yapayım. Bir sonrakini görelim. Bakın az önce sıfırıncı adresteki instruction execute ettik. Şimdi birdeyiz. Ben tam bu şeylerde gösterdiğim instruction'lar bunlar. Burada slide'da gösterdiğim instruction'lar bunlar. Önce şu, sonra bu vesaire diye gidiyor. Birebir aynı. Buradan onun için bakabilirsiniz. Şimdi bir numaralı adresteki instruction bakın BCF bu TRISTE register'ını sıfıra set ediyor. Pin biri şeyini birinci sıfırıncı pinini. Devam edelim. Initialization bitti. Şimdi main loop'a geldik. Main loop'ta LED turn on ediyoruz. Şimdi bakın call instruction'ını yapacağız. Benim burada size göstermek istediğim bu. Şimdi bunu görmek için hardware stack var. Onu açın. Onu da şuradan açıyorsunuz. Window target memory views hardware stack var bakın burada. Hardware stack'i açın. Hardware stack'te şu anda hiçbir şey yok. Çünkü şeye fonksiyona daha jump etmedik. Fakat birazdan
fonksiyona jump edeceğiz. Fonksiyona jump edince ne yapacaktı call instruction'ı? Bir sonraki instruction'ımızın adresi yani 5'i buraya siteye push etmesi gerekiyor. Fonksiyonun içine girmek için F7 diyeceksiniz. F8 derseniz fonksiyonun üzerinden atlar. Fonksiyonun içine girmek için F7 diyorum. Şunu da biraz büyüteyim isterseniz. Şimdi F7 diyeyim. Bakın F7. F7 yaptığınız zaman dikkat edin hardware siteyin üstünde şu anda 5 var. Yani bir sonraki execute edeceğimiz olan instruction'ı hardware siteye push ettik. Ve şeye jump ettik. Call instruction'ı nereye jump etti? 8'e jump etti bakın. Çünkü call 8 delay fonksiyonunun adresi. Call 8 diyorsunuz. Burada iki işlem yapılıyor dediğim gibi. Öncelikle bir sonraki execute edecek olan instruction ki o 5 onu hardware siteye push ediyorsunuz. Daha sonra da nereye jump ediyorsunuz? 8 numaralı adrese jump ediyorsunuz. Yani bu artık go to'ya tekabül ediyor. Onun için call iki şey yapıyor demiştim. Bir sonraki instruction'ın adresini siteye push ediyor. Ondan sonra da go to yapıyor. Şimdi go to şey yaptık. Nereye geldik? Delay'e geldik. Artık delay'de bir saniye bekleyecek kodu execute edeceğiz. O bir sürü loop'lardan oluşacak. Bir sürü işlem. Bunu geçen hafta bakmıştık. Bir delay fonksiyonu nasıl yazıyoruz. Ben return'e olduğu yere breakpoint koyacağım ve buraya geleceğim. Onun için de F5 diyorsunuz. Buraya kadar execute ediyor. Şimdi return'e geldik. Return ne yapıyordu? Return'ı yapacağı şey şu anda bakın program counter'ımdaki adres 15. Yani ben şu anda instruction register'ım 15 numaralı adresi içeriyor. Program memory'de 15 numaralı adresteki instruction'ı getiriyorum. Onu execute edeceğim. O da return instruction'ı. Return'ı yapacağı işlem ne? Return stack'in en üstünde duran ki o adres 5. Bu 5'i alıp şeye yükleyecek. Instruction register'a ya da program counter'a yükleyecek ve o bir sonra execute edeceğimiz instruction burası. Yani buraya jump edeceğiz bir nevi. Şimdi ona bakalım. Evet, burada return dediğimizde F7 ile şimdi trace'e devam ediyorum. Bakın F7 dediğimde 5'e jump edeceğim ve bakın şey stack pointer bir tane geriye geldi. Çünkü onu pop off ettik. Artık stack pointer'ında bir tane geriye doğru gelmiş olması lazım. Şimdi 5'teki instruction'ı execute ediyorum. Yine F7 diyeyim. Burada LED'yi turn off ettik. Şimdi tekrar call yapacağım. Delay 1 second'da. Bu sefer siteye neyin push edilmesi lazım? 7'yi push etmemiz gerekiyor. Çünkü şu andaki adresim 6. Call dediğimde fonksiyondan döndüğüm zaman nereye dönmem gerektiğini, dönmem gereken adresi push edeceğim. O da 7. Yani şu andaki instruction'dan bir sonraki instruction'ın adresine denk geliyor. Şu andaki instruction'ın adresi 6. O zaman 7'yi şeye push etmem lazım. Yine F7 ile şeyin içine delay fonksiyonuna geçiyorum. Siteye dikkat edin. Bakın siteye şu anda en üstte şu anda stack boş. 7'yi push etmesi gerekiyor. F7 diyeyim. Bakın o 7'yi push etti siteye. Stack pointer bir tane aşağıya geldi. Ve delay fonksiyonuna jump ettik. Delay fonksiyonu 8 numaralı adresteydi. Buradan devam ederseniz yine delay fonksiyonunu execute edip bir saniye bekleyeceksiniz. Ben yine F5 diyeyim. En sona gideyim. Şimdi yine delay fonksiyonundan dönüyoruz. Yapacağımız işlem ne? Siteyin en üstünde duran adres kaç? 7. O zaman 7'ye return fonksiyonu yapacağı işlem oydu. Hardware stack'ten return adresi pop off ediyor ve şeye dönüyor. Oraya onu instruction register'a ya da program counter'a yüklüyor ve bir sonraki execute edeceğimiz instruction orası diyor. Bakın şimdi 7'ye döneceğiz. 7'de ise go to var. Go to unconditional jump direkt 3 numaralı adrese götürecek program counter'ı. Buradan bakın 3'e geldik. Bakın program counter'ın değeri şu anda 3. Aynı işlemi repeat edeceğim. Bunu artık daha fazla tekrarlamama gerek yok. Sonuçta bu şekilde execute edecek. Ben şimdi bunu bizim emülatörümüze yükleyeyim ve şeyi bir daha bu clean edeyim öncelikle. Sonra da emülatöre gideyim. Emülatörde load hexadecimal diyeceğim. Function calls 1 bunun ismi. Bakın bunu yaptıktan sonra biz sadece şu pinle ilgileniyoruz. Bu pini bir saniye yakıyoruz, bir saniye söndürüyoruz. Diğer pinleri şu anda biz kontrol etmiyoruz. Diğer pinlere yani port B'nin pinlerine de LED'ler bağlı. Port D'nin diğer pinlerine de LED'ler bağlı. Fakat biz bunları kontrol etmiyoruz. O yüzden burada arbitrary değerler var. Emülatör onları nasıl bağlantı yaptıysa o şekilde yanıyorlar. Yoksa biz bunları şu anda kontrol etmiyoruz. Onları ignore edebiliriz. Biz sadece dikkat ederseniz pin port D'nin ilk pinle yani 0 numaralı pinini kontrol ediyoruz. Ve onu öncelikle bir saniye yakıyoruz, bir saniye söndürüyoruz. Bu billing application diye geçiyor. Şimdi kod yazarken, bu tür fonksiyon içeren kodlar yazarken genelde modularity'ye dikkat edilmesi istenilir. Bu genel olarak bir program design tekniği diyelim. Yani siz C programlama derslerinden de biliyorsunuz.
yazdığınız kodları ufak fonksiyonlara ayırarak o fonksiyonları çağırıp iş yapmanız tercih edilir. Buna modular programming deniyor. Yani bu C'de bir prosedürel programlama biliyorsunuz. Prosedürel programlama yapıyorsunuz. Yani bir sürü prosedürleriniz var. O prosedürleri çağırarak işlem yapıyorsunuz. Object oriented programlama değil biliyorsunuz C. C++ bir object oriented programlama dili. C tipi programlama dillerine prosedürel programlama dilleri deniyor. O tür programlamaya da procedural programming deniyor. O yüzden o tür programlama dillerinde modularity çok önemli. Yani kodlarınızı ufak modüllere ayırıp o modüllerin içinde organize edip oradaki fonksiyonları çağırarak kod yazmak çok önemli. Burada da yaptığımız şey bu. Ben sadece az önceki kodu biraz reorganize ettim. Bütün şey kodları, makro controller üzerine yazılan kodlar aslında iki parçadan oluşur. Bir initialization kısmı. Orada initialization kısmında biz ne yapmıştık? Port D'nin birinci, sıfırıncı pinini, yani ilk pinini output moda getirdik. Bir de loop var. Loop'ta ise sürekli bir şeyler yapıyoruz. Burada biz bir LED'yi blink ediyoruz. O yüzden bakın main fonksiyonumun içinde en başta init fonksiyonunu çağırdım. Init fonksiyonu initialization yaptı. Oradan return'le döndüm. Daha sonra da loop'u çağırdım. Loop da benim ana işlemi yaptığım fonksiyon. Onun için bütün microcontroller programları bu iki parçadan oluşur. Bir initialization, bir de loop. O yüzden Arduino kodu yazmış olanlar veya Arduino kodu example'larını görmüş olanlar bunun böyle olduğunu görürler. Arduino'da iki tane fonksiyon yazarsınız. Bir init'tir birisinin ismi ve initialization yaparsınız. Orada pinlerin output mu input mu olacağını belirlersiniz. Başka global variable'larınız varsa onları initialize edersiniz. Interrupt setup etmek istiyorsanız onları setup edersiniz vesaire. Bottom line MCU'nun initialization'ına yönelik olan bütün şeyleri bir sefer yapacaksınız. Onu bir initialization fonksiyonun içinde yaparsınız. Onu burada da ben bir init fonksiyonun içine taşıdım. Onu çağırdım başlangıçta. Bu bittikten sonra da bir loop fonksiyonunu çağırırsınız. O da main loop'unuz. Bunu sürekli execute edeceksiniz sonuçta. Repeated bir şekilde. Arduino'ya bakarsanız o yüzden bir init ve loop diye iki fonksiyondan oluşur. Biz de burada da onu yapmaya çalıştım. Bunları iki tane ayrı fonksiyona ayırdım ve init'i bir kere çağırdım. Loop'u da zaten bir kere çağırdım da loop kendi içinde en sonunda got olduğu için başa gelip tekrar bu kodu tekrarlıyor. Tabii ki delay fonksiyonu da en altta bu sürekli şey tarafından kullanılıyor. Kolla da oraya gidiyorum. Böylece kod repetition'ı engelliyorum. Bu gördüğünüz gibi bayağı modüler bir kod oldu. Bütün kodlarınızın bu şekilde organize edilmesini tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar PicAssembly'de bir fonksiyonu nasıl tanımlayacağımızı, nasıl çağıracağımızı ve bir fonksiyondan nasıl döneceğimizi gördük. Peki fonksiyondan bir değer döndürmek istersek bunu nasıl yapacağız? Şöyle basit bir C fonksiyonu düşünün. F1 diyelim buna. 8 bitlik bir değer döndürüyor. Return var. Bunu C kodlarında böyle yazıyorsunuz. Return'dan sonra eğer bir değer yazarsanız o değeri biliyorsunuz fonksiyondan döndürüyorsunuz. Void fonksiyonlarda ise direkt return diyorsunuz. Return ediyorsunuz. Böyle bir değeri nasıl döndürürsünüz? Yani hemen bütün programlama dillerinde bu tür register'ların içine sığan değerler bir register'ın içinde döndürülür. Burada 8 bitlik bir değer döndürüyoruz. Bizim MCU'muz PIC 16F877A bir 8 bitlik architecture ve bir tane register var. Ne oydu? W register ya da working register. Dolayısıyla return edeceğimiz değeri W register'a doldurarak rahatlıkla döndürebiliriz. Mesela Intel architecture'larda AX register var. EAX 32 bitlik versiyonu. 16 bitlik versiyonu ise AX register'ı. Siz C kodlarını Intel architecture'a göre compile edip return ettiğinizde bütün return değerlerini yani 32 bitlik veya efendime söyleyeyim 8 bitlik, 16 bitlik veya 32 bitlik değerleri AX register'ın içine koyarak döndürüyor. Burada da W register'ın içine koyarak döndüreceğiz biz. Yani şu F1 fonksiyonuna karşılık gelen assembly kodunu yazarsak öncelikle W register'ına bir değerini koymamız lazım. Çünkü bir değerini döndüreceğiz. Daha sonra da return yapacağız. Bu o kadar common bir işlem ki yani register'ın içine bir değer koyup onu return etmek o kadar common ki PIC 16F877A'da bunun için özel bir instruction var. Onun ismi RET literal W. Return with loading the following literal value to the W register demek bu. Yani şöyle yazıyorsunuz. Şuna karşılık gelen kod aslında bu. F1 direkt RET LW derseniz bu şu demek. Öncelikle W register'ına şuradaki değeri yükle. K değerini. Burada 1 tabii ki bu. Ondan sonra da return et. Yani aslında şu iki instruction'ın
tek instruction'a sıkıştırılmış versiyonu diye düşünebilirsiniz. Buradaki değeri W register'a yükle şu instruction'la bir nevi. Daha sonra da return et. Onun için şu iki instruction'ı tek instruction'a sıkıştırarak yeni bir instruction yapmışlar. Ben şimdi bir örnek daha vereceğim size. Burada birçok fonksiyonu üst üste çağıracağım ve 1'den 8'e kadar olan rakamların toplamını hesaplayacağım. Sonucun 36 çıkması lazım. Bunu sum değişkenine tutacağım. Öncelikle sum değişkenini clear f ile sıfırlıyorum. Ondan sonra f1 fonksiyonunu çağırıyorum. F1 bakın f2'yi çağıracak. F2 f3'ü çağıracak. En son f8'e kadar gideceğiz. F8 red lw ile 8 döndürecek. Onun için ilk döndüreceğim değer aslında bu. Şimdi şeyden fonksiyonlardan aşağı doğru döndüğümü farz edin. F8'den nereye döneceğim? F8'i çağıran yerin bir sonraki yerine yani addWF'e. addWF ile sum'a ekleyip sum değerinde saklayacağım. Böylece ne olacak? Değer 8. Daha sonra readLW 7 diyeceğim bakın. Bu fonksiyondan da 7 değerini döndüreceğim. 6. fonksiyonda bunu WF ile sum'a ekleyeceğim. Oradan 6 döndüreceğim. Bu sayede F1'a kadar geleceğim. F1'de en son F2'den değeri dönen değeri sum'a ekledikten sonra readLW 1 ile bunu dönecek ve main'in içinde onu da sum değerine ekleyeceğim. Onun için aslında ekleme işlemim 7 artı 8 artı 7 artı 6 yani tersten ekleme yapacağım. Ama sonucum sonuçta 1'den 8'e kadar rakamların toplamı yani 36 olması gerekiyor. O kod burada. Bu function cause 2 fonksiyonu. Burada bir breakpoint koyarak debug edelim. Ben burada size multiple fonksiyon çağırdığınız zaman şey nasıl değişiyor onu da göstermek istiyorum. Burada Windows'a gidin debugging'de. Debugging yapmayın. Target memory, hardware stack. Hardware stack'i de follow etmek istiyorum. Çünkü hardware stack fonksiyon çağırdıkça ne yapacak? Dolmaya başlayacak. Şu anda hardware stack'te hiçbir şey yok. Fonksiyon çağırdıkça, call yaptıkça dolmaya başlayacak. Burada variable'larda da hem wregister'ı gösterelim hem de sum'ı gösterelim. Sum'ın adresi kaçmış bakalım? 20'ymiş. Dolayısıyla OX20'yi takip etmemiz yeterli. Bir de wregister'ı. Şu anda zaten clear edeceğiz bunu. F8 diyelim. Clear ettik. Bakın sum'ın değeri şu anda 0. Şimdi F1'i çağırıyorum. Burada F7 ile şeye girmek istiyorum. Bakın F1'i çağırdığım anda return adresi yani buradan sonraki bir sonraki adresi şeye push etmesi gerekiyor. Siteye push etmesi gerekiyor. F7 lane return adres 2 numaralı adres. Onu şeye push etti. Şimdi F1'in içindeyim. Bakın F1 F2'yi çağırıyor. F2'yi çağırdığımız için ne olacak? Yine return adres. Return adres bu durumda şu instruction adresi. İsterseniz şeyi açayım. Disassembly'den devam edelim. Böylece adresleri de görelim. Disassembly. F7. Bakın return adresi gene push etti. A'ymış o. Onun için F2'yi çağırdığımız yer şurasıydı. Bir sonraki adres, return adresimiz A. Onu da push ettik. Devam edelim. Buradan. Şimdi F3'teyiz. F3'ten F4'ü çağırıyoruz. Anyway buradan ben tekrar şeye dönmeye karar verdim. Şuraya dönmeye karar verdim. Buradayız. Şimdi buradan F2'deyiz. F3'ü çağıracağız. F3'ü çağırınca sizden özellikle hardware stack'i takip etmenizi istiyorum. F3'ü çağırdığımda yine bir şey return adresi push edeceğiz. Yani call'dan bir sonraki instruction hangisi bu? Yani F3 fonksiyonundan döndüğümde nereye döneceğim? Ona return adres diyorum. Onun siteye push edilmesi lazım. Bakın bir daha çağırdık. Şimdi D'ymiş onun adresi push etti. Bu F4'ü çağırıyor. Yine bakın return adresi push etti. Şimdi F5'i çağırıyoruz. Return adresi push ettik. Şimdi F6'yı çağırıyoruz. Şunu kapatayım. F6'yı çağırıyoruz. Return adresi push ettik. F7'yi çağırıyorum. En son F8'i çağırdım. Bakın F8'de stack tamamen doldu şu anda. Şimdi artık F9 fonksiyonunu bir daha çağıramam. En fazla PIC 16 F877'de üst üste 8 tane fonksiyon çağırabilirsiniz. 9. fonksiyonu çağıramazsınız. Çünkü hardware stack'i PIC 16 F877 A'nın hardware stack'inin size'ı 8. Onun için ona 8 deep stack diyorlar. En fazla 8 tane fonksiyonu üst üste çağırabilirsiniz. En fazla 8 fonksiyonun adreslerini üst üste saklayabiliyor. Eğer bir tane daha fonksiyon çağırsaydım onun adresini nereye saklayacaktı? İlk slot'a yani buraya saklayacaktı. O zaman geri dönerken, return yaparken ilk çağıran fonksiyon yani main fonksiyona dönme şansım kalmayacaktı. Bu önemli bir detay. O yüzden bakın microcontroller yazarken microcontroller programları özellikle PIC için konuşuyorum. Recursive code yazamazsınız. Çünkü recursive code ne yapıyor? Kendi aynı fonksiyonu defalarca çağırıyor. Eğer 8'den fazla kendini çağırırsa o zaman ilk çağıran yere dönemeyeceği için genelde recursive code bu tür şeylerde, microcontroller'larda
pek yazılmaz. Sizin burada aklınıza tutması gereken de PIC16F877'nin hardware stack'inin 8 deep olduğu. Yani en fazla üst üste 8 tane fonksiyon çağırabilirsiniz. 9.'yu çağıramazsınız. O yüzden ben 8 tane çağırdım. Şimdi return edeceğim. Bakın return ederken redlw'yu kullanıyorum. Bu ne yapıyor? W register'a 8 yükleyecek ve return edecek. Onun için buraya gideyim. Burada bakın W register'in değeri şu anda 0. Redlw'yu execute ettiğimde W register'a 8 yükleyip return etmesi lazım. Return edeceğim yer neresi? Bakın şurası. Çünkü F8 fonksiyonunu buradan çağırmıştım. Dolayısıyla bu instruction'a dönmem lazım. Şimdi F7 diyorum. Bakın buraya döndüm ve W register'ım 8 oldu. Şimdi W register'daki değeri sum değerini ekleyeceğim. O da burada. Sum'ın değeri şu anda 0. Ekledim. Bakın sum'ın değeri şu anda 0 o. 7 oldu. 8 oldu. Şimdi LW 7 diyeceğim. F7 fonksiyonundan döneceğim. Nereye döneceğim? F6 fonksiyonunda F7'yi çağıran yerden bir sonraki adrese. O da bakın yine hardware stack'te bakın şu anda buradayız. Demek ki neyi yükleyeceğiz? Bu adresi şeye yükleyeceğiz. Instruction Register'a ya da Program Counter'a yükleyip buraya döneceğiz. Yapalım. F7 dedim. Bakın buraya döndük. Burada artık stack pointer'ın yavaş yavaş geriye doğru gittiğini görün. Çünkü fonksiyon çağırmıyorum. Fonksiyonlardan dönüyorum. Ben burada kalayım. Burada bakın W Register'a 7 yükledi döndü. Şimdi onu SAM'a ekleyeceğim. 7 artı 8 15 olacak. Devam edelim. Bakın 15 F. Şimdi 6 döndürüyorum. 6'yı döndüm. F6'dan döndüğüm için buraya döneceğiz. W register'ın değeri 6. Bunu şeye ekleyeceğim. Sama 15 artı 6 21 olacak. Yani 1 5 16 artı 5. Şimdi 5 döndürüyorum. Bakın return value W register'da 5. Döndüğüm yer burası. Ekledim. Bir daha döndüm. Bu şekilde F4'ten dönüyorum. F3'ten dönüyorum. F2'den dönüyorum. En son F1'e dönüyorum. F1'den de main'e dönüyorum. Main'de şu anda W register'da 1 var. Onu da sama ekledikten sonra bakın 24 yani 30 6 değerine ulaştım. Ben burada çıkan değeri port D'ye bağlı pinlerde LED'lerde gösterdim. 36'yı. Bunu devam ederseniz LED'lerde bu rakamın display edildiğini göreceksiniz. Önce TRISD'yi seçip sonra da bunu port D'ye aktarıyorum. İsterseniz ben bunu şeye de yükleyeyim. Bizim emülatörümüze de yükleyeyim. Bu fonksiyon 2'nin kodu. Bakın burada port D'ye bağlı LED'lerde şey bittiği zaman, program bittiği zaman sonucun display edildiğini görüyorsunuz. Kaç bu? 32 artı 4, 36. Yine bakın port B'ye bağlı olan değerleri ignore edin. Çünkü biz port B'yi şu anda kontrol etmiyoruz. Burada display eden değerler arbitrary, bizi ilgilendirmiyor. Emülatörden kaynaklı bir sorun bu. Biz sadece port D'ye bağlı pinleri kontrol ettik. Ve çıkan sum değerini bu LED'lerde display ettik ki o 32 artı 4, 36 değerine ulaştığını görüyorsunuz. Şimdi bir fonksiyonu nasıl tanımlayacağımızı, nasıl çağıracağımızı, nasıl fonksiyondan döneceğimizi veya bir fonksiyondan nasıl bir değer döndüreceğimizi gördük. Son olarak bir fonksiyona nasıl argüman geçeceğiz ona bakalım. Şöyle basit bir fonksiyon olsun, C fonksiyonu. F1 diyelim biz buna. Bir tane parametresi var, i. i'yi alıyor, 2 ile çarpıyor ve return ediyor. Yani çok basit böyle bir fonksiyon olduğunu kabul edelim. Şimdi soru burada. Bu i değerini f1 fonksiyonuna nasıl geçeceğiz? Şu tanımlıyı da yapmadan geçmeyeyim. Genelde fonksiyon açısından bakılırsa fonksiyonun prototipinde yer alan şu değişkenlere fonksiyonun parametreleri denir. Fakat fonksiyonu çağıran açısından bakılırsa fonksiyona geçilen değerlere fonksiyonun argümanları denir. Yani I'm passing the following arguments to the function denir. Ama fonksiyonun içinden bakılınca the function has the following parameters denir. Genelde argüman ve parametre olarak kullanılırlar. Onu da aklınızda bulundurun. Şimdi bir fonksiyonlara argümanları geçmek için 3 tane yöntem var. Bu biraz da architecture'ın yapısıyla alakalı. Modern sistemlerin hepsindeki buna Intel, AMD microprocessors, Cortex-M microcontrollers ve Atmega328 microcontrollers da dahil ki bunlarda stack memory'de implement ediliyor ve bir stack pointer diye bir register var özel. Bu tür sistemlerde argümanlar genelde stack'te geçilir. Yani şu anda kullandığımız aslında bütün modern architecture'larda fonksiyona geçilen argümanların genellikle stack'te geçildiğini görürsünüz. Bu şu demek, her bir fonksiyon çağrıldığında bir tane o fonksiyonun için bir tane function invocation frame ya da call invocation frame allocate edilir.
orada fonksiyonun parametrelerinin ve local variable'larının aloke edildiğini görürsünüz. PIC16F877A'da memory based bir stack olmadığı için, daha doğrusu stack pointer olmadığı için bu metodu kullanamıyoruz. Ama bu metodu bilmenizde fayda var. Çünkü bu metot modern arkitekçilerin tamamında kullanılıyor. Şöyle basit bir C kodu kabul edelim. Bir tane main fonksiyonu var. İki tane de auxiliary fonksiyon var. Öncelikle add fonksiyonu var. İki tane parametre alıyor. A ve B. Bu içinde mult diye bir fonksiyonu çağırıyor. Multiply bunu iki katına çıkartıyor. Kendi bir tane parametre alıyor ve onun iki katını döndürüyor. Daha sonra 2A artı B'yi hesaplayıp buraya döndürüp sonra değeri print ediyorum. Şimdi burada nasıl stack nasıl değişiyor onu görmenizi istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Yani bu genel kültür olarak bilmenizde fayda var. Yani bu programmer olarak bir parametrelerin stack'te nasıl geçildiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bütün modern sistemler dediğim gibi bu yöntemi kullanıyor. Sonuçta main'de bir fonksiyon olduğu için main'in de bir invocation frame olacak. Main'de bir tane local variable var. Buna r diyelim. R'yi main fonksiyon için bir invocation frame başlangıçta alloke ediliyor. Burada da local variable bu fonksiyonun invocation frame içinde. R'nin initial değeri belli değil. Arbitrary bir değer sonuçta. Onun için question mark yazdım ben buraya. Şimdi buraya main'in içine girdiğimizde ilk ne yapıyoruz? Add fonksiyonunu çağırıyoruz. Add fonksiyonu kaç tane parametre alıyor? 2 tane. 2 ve 3. Genelde yani özellikle Unix based sistemlerde bu parametreler, daha doğrusu argümanlar, şimdi buna argüman diyeceğim çünkü argümanları ede geçiyorum. Çağıran adam açısından bakıldığında, yani çağıran fonksiyon burada main açısından bakıldığında add fonksiyonuna iki tane argüman geçiyorum. 3 ve 2. Genellikle bu argümanlar tersten siteye push edilirler. Yani önce 3'ü push edersiniz, sonra 2'yi push edersiniz. Daha sonra add fonksiyonunu çağırırsınız. Add fonksiyonunu çağırdığınızda bu bir call instruction olduğu için, az önce ne dedim? Call instruction'ı öncelikle return adresi, yani fonksiyondan döndüğümde hangi instruction'a döneceğimi, o adresi stack'e push etmesi gerekiyor. Buna return adres demiştik. Bunu yaptı. Sonra fonksiyonun içine girdiniz. Bir de local variable'lar var. Bu local variable'ların da içinde yer alloke edilmesi gerekiyor. Bunlar da stack'te alloke ediliyor. Onun için yapalım o call'u. Basalım. Bakın bu invocation frame for the add function. Şurada add'i çağırdığımızda olan şeyler. Öncelikle parametreler, ya da argümanlar siteye push ediliyor ya da fonksiyonun parametreleri için yer alloke ediliyor ve argümanlar oralara kopyalanıyor. Öncelikle bakın iki tane bunun parametresi var. B ve A. Bunları tersten alloke ediyor stack de sistem. Genelde B'yi önce alloke eder. Sonra 3'e initialize eder onu. A'ya yer alloke ediyor. Onu da 2'ye initialize ediyor. Çünkü o argümanı geçiyorum. Daha sonra call instruction'ı gerçekleşiyor. Call otomatik olarak return adresi. Yani fonksiyondan döndüğümde nereye döneceğim? Printf'e dönmem lazım. Printf'in adresini push ediyor. İçeri girdikten sonra da bakın burada local variable, bir tane local variable var. Bütün local variable'lar için stack'te otomatik olarak yer ayrılması gerekiyor. O yüzden C dersinden hatırlayın. Fonksiyonun parametrelerine ve local variable'larına otomatik variable'larla derler. Çünkü bunlar fonksiyon çağrıldığı zaman otomatik olarak alloke ediliyorlar. Siz fonksiyondan döndüğünüz zaman otomatik olarak siliniyorlar. O yüzden bunların lifespan'i sadece fonksiyonu execute ederkenki zaman. Fonksiyona girdiğiniz zaman otomatik alloke ediliyor. Fonksiyondan döndüğünüz zaman otomatik olarak stack'ten siliniyorlar. O yüzden bir daha onlara access edemezsiniz. Şimdi add fonksiyonuna girdik. Şu andaki buraya onun için add fonksiyonunun invocation frame'i dedim buna. Add fonksiyonunda ne yapıyoruz? Mult diye bir fonksiyon çağırıyoruz. Mult'ın bir tane parametresi var. Ben oraya A'yı argüman olarak geçeceğim. Parametremiz i. Ne yapacağım önce? i'yi, yani A'nın değerini aslında i'ye kopyalayacağım. Önce i için bir yer alloke edeceğim. Mult invocation frame'inde. Daha sonra mult'ın içine gireceğim. Tabii ki burada mult fonksiyonunu çağırdığım için yine return adresinin şey yapılması gerekiyor. Mult'a geçti, mult fonksiyonunun içine girdiğim zaman. Onu da yapalım. Bakın mult fonksiyonunu çağırdım. Dolayısıyla ne oldu? Öncelikle mult fonksiyonu için invocation frame alloke edildi. Burada bakın i'nin değeri 2'ye initialize edildiği için. Çünkü i a parametresiyle, yani add açısından a parametresini şimdi şeye geçiyorum. Mult'a geçiyorum. Dolayısıyla i'nin değerini a yaptım. O da 2. Bir de bakın return adres push edildi. Buradaki return adres mult fonksiyonundan dönünce execute etmem gelen instruction adresi. Şu instruction'ı düşünebilirsiniz. Mult'ı çağırdınız, sonra bir toplama yapacaksınız. Şunun SMB kodunu düşünürseniz
o add instruction'ın adresi diye düşünebilirsiniz. Şimdi ne yaptım? Malt'a girdim. Malt'ın yaptığı şey 2 çarpı i yapmak. Çok basit. i artı i ya da 2 çarpı i. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Buradan return edeceğiz. Return edince ne oluyor? Bu invocation frame'i silmem lazım. Onu silelim. Bakın malt'tan dönüyorum şimdi. Invocation frame'den yani buradan döndüm. Nereye döndüm? Şuraya döndüm. Buraya döndüğümde şimdi t'nin değeri, pardon, malt değeri ne oldu? Return adres. Return value, malt'tan dönen değer 2 çarpı a, a'nın değeri de 2 idi. 2 çarpı 2, 4. Buradan 4 döndü. Şimdi ben buna b'yi ekleyeceğim. B'de bakın 3, 4 artı 3, 7. Bunu neye assign edeceğim? T'nin değeri dolayısıyla 7 olacak. Daha sonra da bunu return edeceğim. Return ettiğimde de add fonksiyonuna ait olan invocation frame'i sileceğiz. Onu da yapalım. Buradan döndük. Nereye döndük? R'ye döndük. Bakın R'nin değeri şu anda 7 olması gerekiyor. İsterseniz onu ben yazayım. R'nin değeri 7 oldu. Şimdi ne yapacağız? Printf R dediğimizde de R'nin değerini print edeceğiz ve ekrana 7 rakamı çıkacak. Yani R 2 nokta üst üste 7 rakamının ekrana çıkması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Burada invocation frame'leri bilmeniz, bir invocation frame'in içinde parametreler nasıl geçiliyor, return adres nerede, local variable'lar nasıl allocate ediliyor, bunları genel kültür bilgisi olarak bilmenizde fayda var. Çünkü mesela recursive fonksiyonlarda ne yapıyorsunuz? Fonksiyonu multiple defa üst üste çağırıyorsunuz. Her recursive fonksiyonu her çağırdığınızda bir tane invocation frame allocate ediliyor. Böylece stack ne yapıyor? Büyüyor. O yüzden bir recursive fonksiyonu çok fazla çağırırsanız üst üste stack overflow'dan dolayı hata elde edersiniz. Operating system yazdığınız programı termine eder ve stack overflow diye bir hata verir. Stack overflow almanızın sebebi bu. Fakat her recursive çağırdığınız, call yaptığınızda niçin parametre ve argümanlar bir öncekiyle çakışmıyor? Çünkü her bir invocation için yeni bir tane invocation frame alloke ediyorsunuz. Yani her bir invocation frame'de local variable'lar, parametreler için yeniden yer alloke ediliyor. O yüzden bir invocation frame'deki variable'larla bir önceki invocation frame'deki variable'lar asla birbirleriyle çakışmıyorlar. Bunu genel kültür bilgisi olarak aklınıza tutmanızda fayda var. Çünkü bütün modern sistemlerde fonksiyon çağırmalar böyle oluyor. Fonksiyonlara argüman geçmenin ikinci yöntemi register'ları kullanmak. Bu tabii ki sadece register based architecture'larda mümkün. PIC bir accumulator based architecture olduğu için, yani register'ları olmadığı için, daha doğrusu bir tane register olduğu için CPU'nun içinde bu yöntemi PIC'de kullanamayız. Ama genel kültür bilgisi olarak yine bunu aklınızda tutmanızda fayda var. Modern sistemlerin hepsinde bakın bu yöntem kullanılıyor. Register based architecture'larda compiler bazı register'ları, özellikle Intel based architecture'larda bazı register'ları parametre geçmek için kullanıyor. Mesela C kodlarınızda veya C++ kodlarınızda fast call diye bir tane direktif var. Eğer fonksiyonunuzun başına fast call yazarsanız o zaman oradaki argümanların, aslında fonksiyon parametrelerinin register'da geçirdiğini göreceksiniz. Compiler o kodu genere ederken parametreleri register'larda geçtiğini göreceksiniz. Ama fast call yazmazsanız genellikle parametreleri stack'te geçerler default olarak. Ama optimizasyon yaptığında veya siz fast call dediğinizde o parametrelerin register'larda geçtiğini göreceksiniz. Bunun amacı invocation frame'de ne demiştim az önce? Bakın bütün bu şeyler fonksiyon parametreleri için yer ayrılıyor ve tekrar döndükten sonra da bunların silinmesi lazım stack'ten. Halbuki register based register'larda geçerseniz şu parametreleri boşu boşuna stack'te bunlar için yer ayırmak zorunda kalmazsınız. Direkt register'a kopyalarsınız, fonksiyonu çağırırsınız call'la. Hiç bu ikisine gerek kalmaz. Böylece işleminizi, yapacağınız number of instruction'ı azaltmış olursunuz veya kullanacağınız memory'yi azaltmış olursunuz. Ayrıca önümüzdeki dönem işletim sistemi dersi alacaksınız. Aynı problem bir çalışan programdan, yani prosesten işletim sistemine, ki bu Linux diyelim ben buna, Linux işletim sistemini çağırdığınızı farz edin ve orada bir system call yapıyorsunuz. System call'dan kastımız ne? Mesela dosya okuyacaksınız. Read, write, seek, open, close vesaire diyelim. Orada her bir system call'un parametreleri var. Mesela bir dosyayı açmak istiyorsanız dosyanın ismini ve hangi modda açacağını bilgilerini geçmeniz gerekiyor. Bu parametrelerin, bu argümanların bu fonksiyona geçilmesi gerekiyor. Bu fonksiyon sizin programınızın içinde değil. Sonuçta işletim sistemine trap edeceksiniz ve işletim sistemine yaptırtacaksınız ki bunlara önümüzdeki dönem system call diyeceksiniz.
Bu system call'a parametreler nasıl geçiyor? Aynı problem orada da var. Linux'a bakarsanız 4 tane argümanı ya da 4 tane parametresi olan system call'larında parametreleri register'larda geçtiğini görürsünüz. Bu Linux için konuşuyorum. GNU C compiler Linux'a şeyleri geçerken, Linux işletim sistemine argüman geçerken, o fonksiyonların, system call'ların parametrelerini geçerken register'ları kullanır. 4'ten fazla olduğu zaman artık stay'i kullanmaya başlıyor. Yani 5. 6. 7. parametre için stay'i kullanmaya başlıyor. Fakat 4 ve daha az parametresi olan fonksiyonlar için, system call'lar için register'ları kullandığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu problem her yerde karşınıza çıkıyor. Yani bir fonksiyon çağırıyorsanız, hangi programlama dilini kullanıyorsanız kullanın, parametreleri bu fonksiyona nasıl geçeceksiniz? O, bu problemi mutlaka çözmeniz gerekiyor. Ve çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi de register'ları kullanmaktır. Özellikle hızlı bu işi yapmak istiyorsanız register'ları kullanırsınız. Son yöntem ise bir memory parçasını reserve edersiniz ve o memory parçasına argümanları kopyalayıp o şekilde call instruction'ını yaparsınız. PIC16F877 birinci yöntemi de kullanamıyor. Çünkü birinci yöntemde sistem stack lazım. Memory'de implement edilen PIC16F'de stack pointer olmadığı için ve system stack memory'de implement edilmediği için birinci yöntemi kullanamıyorsunuz. İkinci yöntem olan register'ları da kullanamıyorsunuz. Çünkü bir tane register'ınız var. O da working, yani W register. O zaman geriye ne kalıyor? Bu yöntem. Üçüncü yöntem. Onun için PIC'de, PIC16F877A'da biz bunu kullanacağız. Bu her bir fonksiyon için memory'de belli yerleri reserve edeceğiz. O fonksiyonun parametreleri için yer ayıracağız. Ve o fonksiyonu çağırmadan önce o fonksiyonun parametrelerine geçmek istediğimiz argüman değerlerini kopyalayacağız. Sonra da call'la fonksiyonu çağıracağız. Fonksiyonun içinde parametreleri manipüle edip işlemimizi gerçekleştirdikten sonra da return değerini yine W register'ın içinde döneceğiz. PIC16F877A architecture'ında fonksiyonlara argüman geçerken memory, reserved memory parçalarının kullanılması gerektiğini söyledik. Bir sonraki soru, hangi memory parçalarını kullanmak daha mantıklı diye sormamız lazım. Bunun için kullanılan yöntem, bank 0'daki OX70 OXF arasında rezerve edilmiş olan 16 byte'lık memory'yi kullanıyorlar. Daha doğrusu rezerve etmiş demeyeyim de, biliyorsunuz bank 0'daki şu aralık, yani 112 ile 128 arasındaki 16 byte'lık parça architecture gereği bütün bankalar tarafından share ediliyor. Yani bütün bankalarda şu aralığa access ederseniz aslında bank fiziksel olarak bank 0'daki bu memory'yi access etmiş oluyorsunuz. Yani bank 1, 2 ve 3'te bunlar biliyorsunuz physical olarak yoklar. Bu şu demek, hangi bankada olursanız olun bu aralar şey yaptığınızda, access ettiğinizde hep aynı yere access etmiş oluyorsunuz. Bunun şeyi şu, size getirdiği kolaylık şu. Diyelim ki bir fonksiyona call ettiniz. O fonksiyonun içinde parametreleri access etmeniz gerekiyor ve parametreler bu memory parçalarında saklı. O zaman hangi bankada olduğunuza hiç umursamadan direkt parametreye access edebilirsiniz. Şu aralıkta store edilmiş olan bir parametreye access edebilirsiniz. Halbuki parametreleri spesifik bir bankta saklarsanız, O bir fonksiyona jump ettiğinizde o öncelikle o fonksiyonun parametrelerinin saklandığı bankaya select etmeniz lazım. Tabii ki fonksiyondan dönmeden önce de o fonksiyonu çağıran konteksteki banka hangisiyse orayı tekrar set edip öyle dönmeniz lazım. Bu işinizi zorlaştırıyor. Bu yüzden yani banka bir fonksiyona girdiğinizde bank selection'ını avoid etmek için genellikle hep buraya konuyor ki biz de kod yazdığımız kodlarda hep öyle yapacağız. Bütün fonksiyon parametrelerini 70 ila 70F arasındaki o share edilen memory parçasına koyacağız. Eğer bu parça tamamen dolarsa, çünkü burada 16 byte'lik bir memory parçası var, o zaman başka memory parçalarını kullanabilirsiniz. Ama for all practical purposes burası genellikle fonksiyon parametreleri için yeterli bir yer oluyor. Şimdi ben şöyle bir example yapıp bu haftaki dersi bitireceğim. Size 4-5 tane fonksiyon implement edeceğim. Bir tane tek parametreli bir fonksiyon. I parametresini alıyor, 2 katını döndürüyor. Bir tane 2 parametreli bir fonksiyon. 2 parametreyi alıyor ve A artı B'yi döndürüyor. İ parametrelerin değerlerini topluyor. Argüman
Bir tane yine 2 parametreli bir fonksiyon 2 artı 3 b'yi de hesaplıyor. Bir tane 3 parametreli bir fonksiyon a artı 2 b artı 3, 4 c. Bunlar tamamen arbitrary bu arada. Yani burada hesapladığım şeylerin herhangi bir manası yok. Sadece parametrelere nasıl geçtiğimi göstermek için yapacağım bu örneği. Son olarak da bir tane compute sum function. Bu da n'i alacak. Birden n'e kadar olan rakamların toplamını hesaplayıp onu W register'da döndürecek. Ben bunun için her bir fonksiyona şu parametreleri yani şu memori parçalarını kullandım. F1'e bir tane parametresi var. I, onun için OX70'i kullandım. İşte buraya aslında I, A, B, J falan da diyebilirdim. Fakat ben F1 parametreleri demeye uygun buldum. Siz isterseniz bunun parametresi I ise buraya I equal OX70 de diyebilirsiniz. Çünkü bunun F1'in parametresi olduğunu siz biliyorsunuz. Daha sonra A ve B F2'nin parametreleri. Onun için 2 byte'lık yer burada ayırdım. F3'e yine 2 parametre alıyor. 73-74'e ayırdım. F4'e ise 3 parametre alıyor. 75-76 ve 77'yi ayırdım. Son olarak ComputeSum bir tane parametre alıyor. N. Onu da 78'e doldurdum. Eğer local variable'ları varsa onları da bir yerlere doldurmanız gerekiyor. Bu kodda fonksiyon function call 3 kodu. Onu da vereceğim. Bakarsınız. Bakın parametreleri az önce söylediğim yerlerde. F1'in parametreleri 70. Zaten tek parametre alıyor. F2'nin parametresi 2 parametresi var. 71-72 vesaire. Son compute sum'da ise bir de local variable var. Onu da 79'a koymuşum. Ama local variable'ı buraya koymak zorunda değilsiniz. Çünkü local variable sonuçta fonksiyonu spesifik olduğu için onu istediğiniz bir bankadaki bir memory parçasına koyabilirsiniz. Ama o zaman da yani farklı bir bankada olursa bu sefer banka değiştirip durmak zorunda kalacaksınız. Mümkün mertebe onu da bu aralığa koymanızda fayda var. Şimdi ben bu fonksiyonları sırasıyla çağıracağım ve parametreleri nasıl geçtiğimi göstereceğim. Sonra siz kendiniz incelersiniz. Başlayalım. Ben F1'in parametresine yani bu hatırlıyorsanız şu fonksiyon i bir tane parametre alıyor. Bunun iki katını alıyor, döndürüyor. Ben şimdi öncelikle bakın W register'a OX12 yükleyeceğim. OX W register'a bunu yükledim. Şimdi bunu parametrelere geçiyorum. F1 parametresine yani bir nevi i'ye geçeceğim. Bunu i'ye kopyalayalım. OX70'de o biliyorsunuz. OX12. Şimdi fonksiyonu çağıralım. F7 ile girelim. Burada üst üste iki defa topluyorum. 2i'yi hesaplamak için. Öncelikle F1 parametresini W register'ına kopyaladım. W register 12 oldu. Şimdi F1'i bir daha W'nin üzerine kopyalıyorum. Topluyorum. Böylece sonuç 24 olacak. OX12 artı OX12. OX24 eder. Daha sonra da fonksiyondan dönüyorum. Dönerken bakın return değerim W register'da. Dolayısıyla başka bir işlem yapmama gerek yok. Şunu da belirteyim. Ben PIC 16F877'de parametreler sadece memory ile geçirir dedim. Fakat aslında tek parametre geçiyorsanız bunu W register'da da geçebilirsiniz. Sonuçta bir parametreniz var. Elinizde de bir register var kullanabileceğiniz W register. O tek parametreli fonksiyonu çağırırken parametri register'ı W register'a kopyalayıp bu şekilde de fonksiyonu çağırabilirsiniz. Bu tamamen size şeyinize kalmış. Ben register based architecture'larda bunu kullanıyor fakat şeyde kullanamıyor dememin sebebi sonuçta PIC'de bir tane register olduğu için sadece tek parametreli bir fonksiyonu register kullanarak parametre geçebilirsiniz. Ama bir fonksiyon eğer 2 veya 3 tane parametre alıyorsa sadece bu parametrelerden birini register'da geçersiniz. Diğerlerini mutlaka memory'de geçmek zorundasınız. Burada demek istediğim oydu. Burada da çoğunlukla fonksiyonların birden fazla parametre aldığı için onları memory'de geçmeye uygun buldum. Şimdi 2 numaralı fonksiyona bakalım. 2 numaralı fonksiyonum bu. 2 tane değer alıyor. Bunları topluyor. Öncelikle birinci toplayacağım değer. Onu F2'nin birinci parametresine dolduruyorum. Bakın 71, onu da şuraya yazayım isterseniz. OX71 bunun ilk parametresinin adresiydi. OX72 de bunun ikinci parametresiydi. Şimdi önce birinci parametreyi dolduruyoruz. Buradan takip edin. Bakın 14'ü doldurdum. Şimdi ikinci parametre OX31, bunu da dolduralım. Evet, bu da ikinci parametreyi de doldurdum. Şimdi fonksiyonu çağırıyorum. F7 ile içine girelim. F7 ile girip
ne yapacağız? X'ini toplayacağız. Önce F2'nin birinci parametresini double register'a doldurup sonra ikinci parametreyi double register'ın üzerine ekleyeceğim. Böylece double register OX45 oldu. OX146 artı OX31. Sonuçta double register'da, sonucu double register'da döndürmek istiyorum. Böylece return edebilirim. Bu şekilde diğerlerine bakın. F3'ü 2 parametre alacak. Onu F3 parametrelerine dolduruyorum. F4'te 3 parametre alacak. Bakın onları da F4'ün parametrelerine doldurup ondan sonra F4'ü çağırıyorum. Ben en son şu şeyi çağırayım. F5'le geleyim. O biraz daha güzel bir fonksiyon çünkü. ComputeSum. Bakın ComputeSum bir tane parametre alıyor. N. Birden N'e kadar olan rakamların toplamını hesaplayacak. Öncelikle N'e değer olarak 20 koymuşum. Buradan devam edelim. Dolayısıyla 1'den 20'ye kadar rakamların toplamı, yani 20 çarpı 21 bölü 2 ya da 10 çarpı 110 edecek. N'e bunu doldurduk. ComputeSum'u çağırıyoruz. ComputeSum da burada. Öncelikle bir tane local variable var demiştim. Sum. Running sum'u tutacak. Buradan başlayıp giden. Daha sonra da loop'umuzun içinde sırasıyla bunu hesaplayacağız. Zaten bunun nasıl hesaplandığını geçen hafta loop'ları cover ederken göstermiştik. Bu 10 defa execute edecek. Burada isterseniz sum'ı yazayım. Sum yanlış hatırlamıyorsam OX79'daydı. Running sum'ı tutuyor. Evet, running sum buradan devam edecek. Bakın running sum sürekli artıyor. OX84 oldu. OX90. Bunun 20 kere itere etmesi lazım. İsterseniz buraya geleyim direkt F5'te. Evet, buraya geldik. Bakın D2. D2 değeriyle 20 artı 21 20 çarpı 21 bölü 2 ne yapar? 20 çarpı 21 422 210. D2'de 210 değeridir muhtemelen. 16 çarpı D. Neyse, yani bu doğru olması gerekiyor. 210 değerini buradan hesaplayıp return ediyoruz ana fonksiyonumuza. Tamam, burada vermek istediğimiz mesaj bizim yazdığımız PIC'te yazdığımız bütün fonksiyonlara argümanların o fonksiyonun memory parçası kullanılarak geçiliyor olması ve o memory parçalarını çoğunlukla şu 70 ile 7F arasındaki bütün bankalar tarafından share edilen o 16 byte'lık parça kullanılarak geçiliyor. Bu, yani bu genel, ne diyelim, convention. Böyle yap, siz de fonksiyonlarınızda bu aralığı kullanmanızda fayda var. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Nasıl fonksiyon tanımlanır, nasıl çağrılır, parametre nasıl geçirilir, nasıl değer döndürülür, bunların hepsine PIC için baktık. Bu haftaki Esaneciğim laboratuvarda da değişik fonksiyonları çağırarak belli işlemler yapacaksınız. Sorularınız varsa onları yarınki derste saat 11'de yapacağımız soru cevap session'ında cevaplayabiliriz. Hepinize sağlıklı günler.